şaşırdık kaldım. Bücemen komşular balım, şaşırdık kaldık. Şehirde mi durak, köyde mi durak? Şehirde mi durak, köyde mi durak? Ne odun kırdurduk balım, ne kömür aldım. Yine bugün hakikaten Amasya'mızın önde gelen dernekleri, önde gelen kasabası, ilçesi diyelim, Taşova'mızın Ballıdere kasabasının Ballıca Köyü Derneği'nin pikniğindeyiz. Neler mi olacak bugün? İsterseniz bunu öncelikle biz hoş geldiniz diyelim. Ballıdere kasabamız Belediye Başkanı Ahmet Koç Beyefendi aramızda. Merhabalar efendim. Merhabalar, teşekkürler, sağ olun. Elinizi bir sıkalım isterseniz. Çünkü biz Ballıdere kasabası Medya TV tanıtım programında kendisini çok yakından Medya TV izleyenlere tanıtmıştık. Bugün de 750 kilometreden gelmek suretiyle Ballıca Köyü Derneğimizin pikniğini şereflendirdiniz. Başkanım, neler hissediyorsunuz? Çok duygulandım. Çok sağ olun, var olun. İlkin size de teşekkür ederim. Bağcı'la belediye başkanına da çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Böyle yardımlarda bulundukları için hepsine canı gönülden teşekkür ederim. Bu derneğimizin kurucusu Veysel Babacan ve yanındaki arkadaşlarının hepsine başarılar dilerim. İnşallah Cenab-ı Allah'tan kolaylıklar dilerim hepsine. Bu dernek uzun boylu devam edecek nasip olursa. Beni davet ettiler, geldim. Çok memnun oldum yani. Çok duygulandım. Sağ olsun, var olsunlar hepsi. Şimdi Ballıdere kasabamız. Efendim bu ekranda, Medya TV ekranlarında siz bir kez daha göreceksiniz. Öyle muhteşem bir belediye binamız var ki. O muhteşem belediye binasının da başkanlık koltuğunda oturan Ahmet Başkanımıza da ilerleyen dakikalarda yine röportajlarımız olacak. Biz tekrar sözü dernek başkanımıza bırakmak istiyoruz. Başkanım, Medya TV'de bugün izleyenler neler görecekler? Şimdiden hoş geldin deriz. Evet. Salih Bey, teşekkür ederiz Medya TV'ye ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya. Evet. Teşekkür ederiz. Bize bu güzelliklerde yardımcı oldukları için, pikniğimizde olsun, araba hususunda olsun, her konuda yardımcı oldular. Teşekkür ediyoruz. Ve bizim de derneğimizin hem açılışı hem pikniği, bu arada orkestra ekibimiz, davul zurna ekibimiz ve bazı çekilişlerimiz var, bazı etkinliklerimiz var. Bunları hep beraber görüp yaşayacağız inşallah. Sizi bir tanıyalım başkanım. Ben Ballıca Köyü 8.1963 doğumluyum. Babam Osman Babacan rahmetli oldu. Biz 6 kardeşiz. Erkek olaraktan tek benim. İstanbul'da ikamet etmekteyim. Yaklaşık 26 senedir. 26 senedir bir özlemimiz gerçekleşti. Yani bu dernekçiliği daha önceden tasarlamıştık ama olmadı. Bugüne nasipmiş. Yönetimdeki arkadaşlarım Halit Özdemir, Yılmaz Görgü, Kemal Çetin, Ergin Biçer ve diğer Cemil arkadaşımız var. Ertan Esen var. Hep beraber bu yola baş koyduk. Yani derneğimizin kurucu üyeleri olaraktan, şu anda kurucu üyeleriyiz. Asil başkan olaraktan yine arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve köylülerimden de yine büyük katkılarını bekliyorum. Yani dilliğimizi, birliğimizi sağlamak amacıyla Amasya'da olsun, Taşova'da olsun, beldelerde olsun bütün derneklerimiz var.
bizim de niye olmasın dedik. Biz de açtık. Bu güzelliği biz de yaşatalım, yaşayalım. Sosyal hayatta olsun, kültürde olsun. Bu faaliyetlerimizi yaşayalım, yaşatalım amacındayız. Daha düşüncemiz var ama ileriki zamanlarda, şu anda Çiçeği Burnu'nda bir başkanız. Yani yapacağımız çok işler var. Evet. Biz öncelikle Veysel Başkanımıza ve tüm Ballıca Köyü'ne bu derneğin hayırlı olmasını diliyoruz. Başkanım özellikle belirtti, Ballıca Köyü derneğimizin bugün kuruluş şöleni olacak. İnşallah bu şölene de Medya TV ekranlarında sizler de şahit olacaksınız. Bugün Ballıca Köyü hem piknik hem de açılış şöleni yapmakta. Bu güzelliği de öncelikle ekranların başında siz Medya TV izleyenleriyle, devamında Ballıdere Kasabası Belediye Başkanı ve dernek üyeleriyle kutlamaktalar. Bizi izlemeye devam edin diyeceğim ama buyurun başkanım. Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiler, onur verdiler. Sizlere de ayrı teşekkür ediyorum. Yani bugün de bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Medya TV'ye de ve Turan Cenik Beyefendi'ye de davet ettim. Memlekette olduğu için gelemeyeceklerini söylediler. Çok teşekkür ederim. Evet, sizi tanıyalım yönetim kurulu. Şimdi bu yönetim kurulu bu Ballıca Köyü Derneği'nin doğumunda kurucular, tabii ki ilerleyen zamanlarda kongreler olacaktır ama Çiçeği Burnu'nda derken emekçi, aslında asıl emekçi kurucular. Sizi tanıyalım efendim. Ben Halit Özdemir. Yönetimdeki görevimiz? Yönetimde görevim başkan yardımcılığı ve kurucu olaraktan. Şimdi burada tabii ki ilk önce siz Medya TV olarak da sizlere katılımdan dolayı teşekkürler ederim. Sayın Ballıdere Belediye Başkanı Ahmet Koç Başkanımıza ayrı teşekkür ederim. Çünkü 700 kilometre yol kat ettiler bizler için. Bizi yalnız bırakmadılar. Yani çok mutlu olduk yani bunun gelişinden. Yani tabii ki bu dernek kurmamızdaki amaç öncelikle halkın desteğiyle, arkadaşların gönülden geçen istekleriyle insanlar destek verdi, halk destek verdi. Biz de arkadaşlarla beraber oluşturduk. İnşallah bundan sonrası yani insanlarımıza mutluluk getirir yani. Başka bir şey İnşallah diyoruz efendim. Teşekkür ederim. Evet, sizi tanıyalım. Ben Yılmaz Görgü, ben de derneğin kurucu üyelerindenim. Dernekteki görevimiz? Muhasebe. Normal şartta hayatta ne iş yapıyoruz? Ben Bakırköy 40 bin otelin başkatibiyim. Yani yine işimizi bulmuşuz. Burada da aynen devam ediyoruz. Öncelikle hoş geldi Medya TV pikniğimize. Sayın Turan Bey'e ve size teşekkür ederiz. Derneğimizi biz Mart ayında kurduk. Biraz geç kaldık ama yavaş yavaş büyüteceğiz. Bütün hemşehrilerimizin, dostlarımızın katkılarını bekliyoruz. Üye olmalarını bekliyoruz. Köyümüze güzel bir dernek hazırlayacağız. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun tekrar. Sizi tanıyalım. Ben Kemal Çetin. 05.06.1968 doğumluyum. Amasyalıyım. Dernekteki görevimiz? Dernekteki görevim kurucuyayım ben de. Yönetimdeyiz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun, sağ olun. Evet, sizi tanıyorum demeyeceğim ama Ergin Bey'le biz uzun yıllar tanışıyoruz efendim. Bugün de kısmet oldu, derneğin yönetimi de kendisi de. Nasılsınız, iyisiniz? Dostum Salih abi, sen nasılsın? Dernekte nasıl bir görev verdi başkanım size? Başkanım bana genel sekreterlik görevini verdi. Ben de layıkıyla sürdürmeye çalışıyorum. Kolay gelsin diyoruz. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Sana. Evet, sizi tanıyalım. Hasan Esen, üyeyim. Yönetim kurulunda değil. Normal destek veriyorsunuz. Evet. Veyahut bu belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu imkanları sağladığı için bize. Evet, biz de hayırlı olsun diyoruz. Sizi tanıyalım. Ben Ahmet Esen, dernek kurucularındanız, üyeciyiz. Yani herkese teşekkür ederiz. Böyle organizasyon, böyle güzelliği yaşattıkları için ve inşallah ilerleyen zamanlarda devamını bekleriz güzel bir şekilde. Aşıkları, kızanları, kızları ne güzeldir Amasya'nın yolları, yolları, yolları vay. Ne güzeldir Abbaslan'ın yolları, yolları, yolları vay. Ne güzeldir Daşova'nın yolları, yolları.
sizlerle birlikteyiz. Medya TV Anadolu Sesi program yapımı sunucusu ben Fahri Durgun. Kameraman arkadaşımız Ahmet Bey ile beraber bugün sizlerin buradaki güzelliklerini piknik alanında birebir sizlerin yanına gelmek suretiyle röportajlar yapıp Ballıca köyünü Medya TV'de en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız. Özellikle ben birazdan başkanımızı da yanıma alacağım. Belediye başkanımız da yanımızda. Onlarla bir hoş geldiniz konuşması yapacağız ama bugünkü programın akışını sizlere sunmak istiyorum. Tabii ki Ballıca köyü derneğimiz yeni kuruldu. Bunu da bir kez daha şu anda Medya TV ekranlarında özellikle Amasyalı dostlarımızı izleyenlere söylüyoruz. Ballıdere kasabamızın Ballıca köyü derneği kuruldu. Artık bunu da biz Medya TV ekranlarında sizlere duyurmaktan da gurur duyuyoruz. Çünkü Amasya'mız İstanbul'da dernekler bazında en iyi temsil edilen iller arasında. Bu kervana katılan Ballıca köyü derneğine hayırlı olsun diyoruz ama kurucu üyeleri Başkan Beysel Babacan'ı buraya aldık. Devamında yine başkan yardımcımız Halit Özdemir burada ama Halit Bey'i de böyle alalım. Genel sekreterimiz Engin Biçer Beyefendi'yi de böyle alalım. Saymanımız Yılmaz Görgü mü? Yılmaz Görgü'yü de alalım. Üyemiz Kemal Çetin, yine üyemiz Erhan Esen, üyemiz Cemil Altıntaş. Arkadaşlarımızı böyle alalım çünkü kuruculuk bir inşaatın temelden yapmaya benzer. Eğer ki temeli iyi inşa edersek, tabii ki buna bir örnek verecek olursa Ballıdere kasabamızın bir belediye binası var ki inşaatını yapan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Öyle bir bina olsun ki Ballıca köyü derneği de öyle bir dernek olsun ki uzun yıllar köylüsüne hizmet etsin. Tabii ki dernek yönetimimizi buraya aldık. 750 kilometre mesafeyi sizler için kat etmiş Ballıdere kasabamız dernek başkanı Ahmet Koç Beyefendi'yle alkışlarınızı buraya almak istiyoruz. Bugün gerçekten güzel bir gün olacak. Ekranları başında bizi izleyen değerli dostlarımız ve siz de evlerinizde bu programı izlerken keyif alacaksınız inanıyoruz. Başkanım hoş geldiniz. Efendim bugün neler olacak? Onu da ben sizlere daha yolun başındayken aksettireyim. Birazdan dernek yönetimimiz, belediye başkanımızla birlikte piknik alanında şu anda kahvaltısını yapan siz Ballıca köylülerini ziyaret edecekler. Bir hoş geldiniz yapacaklar. Devamında çekilişlerimiz var. Piyanist arkadaşımız var, davul zurna ekibimiz var ki doyasıya bir etkinlik olacak burada. Ama asıl önemli olan da şudur, sizlerin böyle bir derneğin kuruluşuna destek veriyor olmanız. Bu yönetime siz kurdunuz, biz sizin yanınızdayız diyor olmanız ayrı bir güzellik. Evet, ben dernek başkanımıza öncelikle bir sözü vereyim. Hem belediye başkanımıza hem de sizlere bir hoş geldiniz desiniz. Buyurun başkanım. Sevgili başkanım Ahmet Koç. Sayın Ballıcalılar, cümleten sevgili Ballıcalılar, cümleten hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bu açılış törenimize, pikniğimize katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, Ahmet Koç'a da ayrıyetten teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldin diyorum başkanım. Sevgili köylülerim, derneğimizi kurduk. Biz bir arada olalım. Birliğimizi, dinliğimizi sağlayalım. Kültürde sosyal faaliyetlerimizi beraber yaşayalım amacıyla. Her iyi günde, kötü günde beraberliğimizi sağlamak amacıyla. Cümleten hoş geldin diyor. Arkadaşlarıma veriyorum sözü. Değerli Belediye Başkanım Sayın Ahmet Koç, değerli Ballıcalılar, hepiniz pikniğimize hoş geldiniz. Bundan sonra derneğimize hepinizin katkılarını bekliyoruz. Derneğimizi büyütüp, geliştirip herkese daha güzel bir hizmet verebilmek için herkesin katkılarını bekliyoruz. Ayrıca Medya TV'ye de katkılarına dolayı teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok değerli Ballıcalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ve bundan sonra bu desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Hepiniz için varız. Sizler de bizleş olun ve bu derneğimizi yaşatalım. Ve çok büyük desteğe ihtiyacımız var bizim. Ve de bu şu birlik ve beraberliği her zaman korumamız lazım. Ne güzeldi, ne mutlu. Bugünlere bakın alabiliyor. Çok teşekkür ederim. Hepiniz pikniğinize hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz.
Sevgili köylerimiz, hepiniz hoş geldiniz derneğimize. Bundan sonraki yapacağınız yardımları bekliyoruz hepinizden. Teşekkürler. Şimdiye kadarki programlarımda sunum yaparken dernek başkanımız dışındaki yönetime gerçekten söz vermemiştim. Bugün niye verdik? Dedi ki inşaatın temelini yapmak lazım. Ben inanıyorum ki her arkadaşımız bu inşaatta bir baba direği. Öyle olmazsalar eğer her yük başkanın omzunda olursa başkan nereye kadar dayanacak? Şunu da inanın ki bugüne kadar ki başlayıp da sonunu erken tamamlamış, yani ömrü kısa olmuş derneklerimizdeki çalışma sistemi bu. Bir direk üzerinde kurulan inşaat fazla uzun sürmüyor. Onlar dolayı dedim ki ben de tüm dernek yönetimindeki kurucu arkadaşlarımıza söz verelim ki her kurucu arkadaşımın mutlaka arkasında bir güç var. Değil mi başkanım? Ama işte Ballıdere'nin arkasında da büyük bir güç var ki belediye başkanımıza da bir alkış rica ediyoruz efendim. Mikrofonu kendisine veriyorum. Değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, uzaktan ve yakından gelen saygıdeğer misafirlerimiz, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu güzel günde beni davet ettiniz, 750 kilometre yerden geldim, sizlerin için dünyanın öbür tarafına giderim. Başta bu derneği kuran Veysel Babacan'a, yeğenime tebrik ediyorum huzurlarınızda. Yandaki üye arkadaşlara, yönetimine canı gönülden teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ben Ballıdere Belediye Başkanı olarak 1 milyar yardımda bulunuyorum. Her sene nasip olursa geleceğim yanınıza. Her zaman peşinizdeyim yani. Bunu iyi bilin. Sağ olun, var olun. Hepinize çok teşekkür ederim. Parayı da huzurunuza veriyorum, teslim ediyorum. 1 milyar. Başkanım dedi ki biz daha bir şey söylemeden, tabii ki ben elçiyim başkanım, elçiye zeval olmaz. 1 milyarı nakit veriyorum, 1 milyar da dedi, ilerleyen zamanlarda ödemek üzere, değil mi başkanım? Evet, evet. Evet, bir alkış daha gönderelim başkanımıza. Çünkü hakikaten başta, yani şunu söyleyeyim size, emekçi insan, emek verenlerin neler çektiğini biliyoruz. Bugün de bak diyor ki, ben 1 milyarı nakit olmak üzere 1 milyar da taahhüt ediyorum. Bu derneğe bir katkı yapayım temelinde ki inşaatı sağlam olsun. Evet, alkış gönderelim başkanımıza. Efendim biraz önce dernek başkanımız ve belediye başkanımız sizleri bulunduğunuz kahvaltı masalarınızda ziyaretler ettiler. Dolayısıyla da bu bir hoş geldiniz ziyaretiydi size. Ama biraz sonra tekrar bir ziyaret daha olacak dernek yönetimi tarafından. Sizlere çekilişi yapılacak olan eşyaların biletlerini satacaklar. Pardon, şapkalarını satacaklar. Bugün günlerde 15 Temmuz. 2012. 15 Temmuz benim için özel bir gün diyen var mı? 15 Temmuz'u kendisi için özel bir gün olan varsa birazdan yanımızda bekliyorum. 365 günde mutlaka bir günde efendim biliyorum, haberim var. Kendileri için mutlaka her günün bir ayrı bir önemi vardı. Benim için mesela 20.06.1966 bir doğum günüdür. Ya da 19 Nisan 1986 evlilik yıl dönümüdür. Vesaire. Sizler için de özel bir gün ise bugün. Buyurun birlikte paylaşalım bu güzelliği. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben de Amasya Taşoğlu'nun. Yan köyümüzde, evet. Güngörmüş köyündeyim. İsmim Kaya Aydın. Sen benim hemşerim misin şimdi? Evet, yan yanayız. Güngörmüş neresi? Güngörmüş eskisini Kadıköy, Dutlu'yu biliyorsun. Dutlu'yu biliyorum. Dutlu'nun içinden geçeceksin. Yok, o tarafa değil. Dutlu'nun içinden geçeceksin. İçine sapacaksın. İçinden 500 metre sapacaksın. Devre yolunda. Evet, tamam. Oraya. Sizle biz hiç karşılaştık mı? İlk defa.
Sen bu işi yapıyorsun, ben bu işi yapıyorum. Evet, evet. Ben biraz kıyıda köşede olmayı daha çok seviyorum. Bağcılar'dasınız? Ben Kadıköy'deyim. Ben Ceren oradaydım. Kadıköy'de misin? Ümraniye'deyim ben de. Yakınım. Anadolu yakasında oturan var mı bu tarafa? Bir alkışlasın Anadolu yakasında oturanlar. Vallahi Anadolu yakası hep geride kaldı, kenarda kaldı. Ne var ne yok bilmiyorum bu Bağcılar'da. Hep Bağcılar, hep Bağcılar. Ya biz taşımalıysak. Değil ben mi? Oraya gelip dağıtacağım yani bir gün o var. Oradan ben geldim, herkes geldi dedim ama tek kaldım bu tarafta. Gene o tarafa geliyorum, dikkat ederseniz. Biz sizinle görüşelim. Evet. Anadolu yakasında bir dayanışma yapalım. İyi olur abi. Efendim Ergin Bey gel böyle kardeş. Gel böyle. Sakın özel gün için çağırmıyorum seni ha. Bugün bu şapkaları kim dağıtacak, neler yapılacak? Evet, şapkalarımızı birazdan köylerimize dağıtacağız çekiliş için. 10 TL karşılığında bütün köylerimize dağıtacağız şapkalarımızı. Çekilişe katılacaklar. Çeşitli hediyelerimizi zaten duyurduk. Onlara sahip olacaklar. O zaman ekibi kurdun mu sen? Hazır mı? Nerede ekibi alalım böyle ekibi? Ekip hazırsa hemen ekip başlasın görevine. Burada eğlenceye devam edeceğiz. Evet, kaç kişi geldi? 3 kişi yeter dedi. Malzemeyi de alın elinize şöyle. Mustafa Demir sen de gel kardeş. Ayrıca Medya TV Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Turan Celik Bey'in çok selamı var. İşleri nedeniyle şu anda Taşova'da kendisi. Dün akşamda görüştük. Başkanım da görüşmüş. Gerçekten bugün burada olsaydı mutlaka buraya gelecekti. Onu da bildireyim dedim ben. Üzerime kalmasın selam. Tabi dağıtmaya başladı. Ekibi bir görelim şurada. Canlı canlı. Kasayı kim tutuyor kasayı? Kasa sen Ali Şantan nerede? Kaç şapka var bir poşette? 50 şapka var. 50, 100... Toplam? 300 şapkayla sınırlı mı? 300 şapkayla sınırlı değil ama bu 300 şapkayı satamazsak çekilişi gerçekleştirir. Başka şapka var mı benim 300'ün dışında? Evet, 300 tane şapkamız var, 10 lira, 10 TL ile. Bana ilk şapkayı sattın mı? Sattım. Kime sattın? 05. İkinci şapkayı şu arada gördüğümüz Etiler'de oturan bir hemşerimiz var. Taşuvalı evde. Evet. He, gülüyor. Küçük top sakalı var. İkinci şapkayı ona satalım. Evet arkadaşlarımız şapkalarını satarken biz orkestrayla sizleri eğlendirmeye devam edeceğiz. Buyurun söz sizde. Demek ki